birazcık dinlensen mi artık acaba? Bak bebi işte orada kasıldı kaldı. Dilara bir çorba mı ayarlasak aşağıda? İstemiyorum. Efendim? Dilara, Süreyya'nın yanında mısın hala? Evet. Versene bana telefonu. Neden? Sen bana ver telefonu, ben ona söylemek istiyorum söyleyeceğim. Tamam. Süreyya, Adem seninle konuşmak istiyor. Hayırdır? Bilmiyorum ki. Efendim? Senin benim ne kadar arkamda olduğunu çok iyi biliyorum. Benim için neler yaptığını da. Yeri geldiğinde beni Faruk'a karşı nasıl savunduğunu da biliyorum. Şimdi bu söyleyeceğime bir teşekkür olarak kabul etmeni istiyorum. Faruk'u buldum. Gerçekten. Ne oldu kızım? Faruk'u mu bulmuşsun? Neredesin? Haberin devamı biraz üzücü olabilir. Sağlığı iyi. Yani bir operasyon geçirmiş. Ne operasyonu? Nerede? Nasıl şimdi yaşıyor? Beynine pıhtı atmış anlaşılan. Daha detaylı bilgiyi burada hastaneden öğrenebilirsiniz. Gelirken kimlikle falan gelin, yoksa bilgi vermiyorlar. Tamam. Geleceğiz biz. Hangi hastane? Beykoz Devlet Hastanesi. Tamam. Geliyoruz. Çok şükür. Kızım yavaş. Nereye? Yavaş dur. Hayır değilim. Faruk bulununcaya kadar da pek müsait olacağımı zannetmiyorum. Sen onlardan özür dile. En kısa zamanı mı zannediyorsun? Ama iyiymiş. Buldu. Bilmiyorum, Adem aradı, haber verdi ama iyiymiş. Adem bulmuş. Ben hemen Mustafa'ya haber vereyim, arabaları hazırlasınlar. Koş be, bu ayakkabıları getir. Koş Dilara, şeyi getirir misin? Evlilik cüzdanımı. Ay dur. Makyaj masasında. Çekmesini getireyim. Çekmesi haber vereyim. Yok, sen adayına gel. Sen kal, hastaneye gelme. Çocuklar. Canım çocukları ben ararım ya. Ama sen de gelme, garip olur mu ne olur. Bak şimdi ben Fikret'e kızgın bir şey söyler falan. Ben patlarım, ne olursun sen benden haber bekle, olur mu ne olur. Ha. Hadi dur gel. Gel ver. Hadi gidelim artık. Tamam. İyi miymiş? Yaşıyor mu? Başka bir şey dediler mi? Beni gömmeye çalıştığın bir geçmiş var ya hani. İşte oradaki ahbaplarım sayesinde buldum seni ya. Golü at kaç, öyle mi? Faruk Bey, sen daha benim golümü görmedin oğlum. Annen de bana kızıyor. Ben senin ölmeni istemiyorum ki. Ben annem kadar çok düşünüyorum seni. Azıcık sürünmeni istiyorum, o kadar yani. Kardeş kardeşi yara götürür, yardan atamaz hesabı. Hani ya. Öyle değil midir hani? En sevdiğimiz. Düşman bile olsak kardeşiz biz, değil mi? Haksız mıyım? Her gelen çöpünü Adem'in üstüne boşaltsın. Adem muhatap bulamasın.
Neydi neydi neydi? Kafayı yesin gitsin el alemin kadınına bık 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 içini döksün. Bana bak sakın peder bey gibi sen de beni böyle bırakma ortalıkta. Bu hesabı ben tek başına kabartmadım. Sana alenen meydan okuyorum. Ben senin ölünü ne yapayım oğlum? Sen sağken lazımsın bana. Yoksa ben kime gol atacağım? Senin altından çekmedikten sonra o koltuğun ne anlamı var? Öyle istifa ederek kurtulamazsın. Kendi doktorunu da arasaydık. Ay bak şimdi topluyorum daha kafayı. Ben aradım, gelecek. Ha. Biraz daha hızlı gidebilir misin Fikret? Hani niye telefonda bilgi vermiyorlarmış yani, anlamıyorum ki. Hani çünkü birinci dereceden yakın olduğumuzu ispatlamamız gerekiyor. Adamı yalnız bulmuşlar, güvenliği için yani. Adem'e de vermemişler zaten. Normal abi. Nasıl o eliyle koymuş gibi buluyor? Ha? Koskoca emniyetin bulamadığını. Yok artık anne, yok anne. Bak gene Adem çıktı altından. Anne öyle olsa neden Süreyya'yı arasın? He? Çünkü iş çığırından çıktı. Baktık ki papuç pahalı. Kahraman gibi sıyrıldı işin içinden. Bursa, İstanbul, bütün emniyet. İç işleri tam teyakkuzda. Nasıl oluyor da gidiyor bir tek o Adem Bey buluyor. Bir bana mı açıklasın canım. Sen ne diyorsun abi? Bilmiyorum Osman. Eğer oğluma bir şey olacak olursa. Olmasın Esma Hanım, ne olur bir şey olmasın. Bir şey olmasın yeter. Yoldan geçen vatandaşlar bulmuş. Yani üzerinde herhangi bir kimlik falan yokmuş. Biz de durumun ciddiyetinden dolayı kimlik tespitini bekleyemedik. Ve hemen anjiyo yapmak zorundaydık. Kalıcı bir hasar falan olacak mı? Orasını hep birlikte bekleyip göreceğiz. Hayati tehlike yok değil mi? Başarılı bir operasyon. Ben ihtimal vermiyorum. Ama bu tür durumlarda hasta uyanana kadar beklemek zorundayız. Yani kendinizi her duruma hazırlayın demekten fazlası inanın gelmiyor elimden. Üzgünüm. Ama iyi haber, hastaneye tam zamanında yetiştirilmiş olması. Peki görebilecek miyiz?